Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde proteinleri işleyeceğiz. Proteinlerin olduğu sayfada ve yan sayfasında bakın, proteinleri şematik olarak bir bütün olarak size gösterdim. Burada proteinlerle ilgili size lazım olan tüm bilgileri görmeniz sizin çalışmanızı gerçekten kolaylaştıracak. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Burada bakın proteinlerin önce özelliklerini göreceksiniz. Sonra görevlerinden bahsedeceğiz. Sonra yan sayfadaki eksikliğinde ortaya çıkan aksaklıkları görüyoruz. Sonra proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerden, yapısından, çeşitlerinden, işte peptit bağı oluşumu ile ilgili bilgileri burada görüyorsunuz. Ve proteinlerin yapısal düzeylerini, hatta denatüre olayını, hepsini birden bu iki sayfada şematik olarak görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi proteinlerin özelliklerine baktığımızda, proteinlerde karbonhidratlardan ve yağlardan farklı olarak özellikle azot atomunun olduğunu lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarını içeriyor. Bunun yanı sıra bazı amino asitlerde kükürt ve fosfor da var. Daha önce karbonhidratlar ve yağları anlatırken ne demiştik? Onların solunum reaksiyonlarında kullanılması sonucunda karbondioksit ve su oluşuyordu. Ama burada bakın, eğer amino asitler parçalanırsa, bunların solunum reaksiyonları sırasında kullanılması ile amonyak da açığa çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şunu da yine söylemekte fayda var. Amino asitler ile de solunum reaksiyonlarında kullanılacak diye bir şey yok. Amino asitlerin fazlasını başka molekülleri de çevirebiliyoruz enzimlerle. Örneğin amino asit glikoza çevrilebilir eğer fazla alındıysa. Ve amino asit glikoza çevrilirken amino grubu kopartıldığı için deaminasyon reaksiyonu dediğimiz reaksiyon sebebiyle amino grubu kopartılır ve amino asitlerin işte glikoza çevrilmesi veya yağ asitlerine çevrilmesi sırasında da amonyak açığa çıkar. Yani amino asitlerin metabolize edilmesi sonucunda amonyak açığa çıkar diyebiliriz. Ve proteinler oluşurken amino asitler birbirine peptit bağları ile bağlanır arkadaşlar. Şimdi proteinlerin genel görevlerine bakalım. Bu arada lütfen şuna da dikkat edelim. Proteinlerin genel görevlerini söylerken ister istemez vücudumuzdaki protein yapılı maddelerden de bahsedeceğiz. Vücudumuzdaki protein yapılı maddeleri bilmeliyiz arkadaşlar. Bunlar soru çözerken gerçekten çok lazım olacak. Genel görevlerine baktığımız zaman proteinler yapıcı onarıcıdır, yapıya katılır. Sonra düzenleyicidir. Neden düzenleyicidir? Çünkü enzimlerin ve hormonların yapısına katılır. Enzimler protein yapılıdır arkadaşlar ama hormonların da bazıları protein yapılıdır. O yüzden düzenleyicidir. Sonra vücut savunmasında görevlidir. Aynı zamanda antikor ve antitoksinin de bakın protein yapılı olduğunu burada yine unutmayın. Eğer protein eksikliği olursa, antikor yeterli miktarda sentezlenemezse hastalıkları karşı bağışıklığımız düşecektir. Aynı zamanda bunları da düşünebilirsiniz. Yani genel görevlerini bildikten sonra protein eksikliğinde karşılaşılacak sorunları da yine düşünebilirsiniz bunların yanı sıra. Sonra kanın ozmotik basıncının oluşumunda da proteinler görevlidir. Hatta bu kanın ozmotik basıncını oluşturan proteinler nelerdir? Albümin ve globulin. Arkadaşlar bunlar sorularda karşınıza gelecek. Lütfen bunları tekrar ederek öğrenmeye çalışın. Aslında siz bunları 11. sınıf ünitelerinde gördünüz ve muhtemelen de aslında hatırlayacaksınız, biliyorsunuz. Bu antikoru, antitoksini, dolaşım bağışıklık sistemi konusunun içinden yine hatırlarsınız. Yine orada kan ozmotik basıncını sağlayan albümin, globulin proteinlerinden yine 11. sınıfta bahsedilmişti. Yine aklınıza geleceğini tahmin ediyorum. Ya da işte tekrar etmeniz lazım birazcık. Bunun dışında yine kanda oksijen ve karbondioksit taşınmasında da protein yapılı olan hemoglobin görevlidir arkadaşlar. Sonra kaslarımızın yapısına katılan ve kasılıp gevşemeyi sağlayan aktin ve miyozin iplikler de yine protein yapılıdır. Bunun dışında yine
Kanın pıhtılaşmasında görev alır proteinler, bunlar da fibrinojen ve trombojen proteinleriydi hatırlarsanız. Bir de proteinler uzun süreli açlık durumunda enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Ve hatta eğer enerji kaynağı olarak kullanılırlarsa da amonyak açığa çıkıyor diye konuşmuştuk. Şöyle bir genel toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Proteinlerin görevlerine baktığımızda bir kere yapımıza katıldığı için yapıcı onarıcıdır. Enzim ve hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. Ve üçüncü dereceden enerji kaynağıdır. Şimdi protein eksikliğinde ortaya çıkan aksaklıkları da konuşalım. Aslında ister istemez proteinlerin görevlerini konuşurken aslında bunları da yine söyledik aslında. Şöyle bir kere protein eksikliğinde yani biz yeterli miktarda protein almazsak büyüme ve yaraların onarımında aksaklıklar oluşur. Büyüme dönemindeki bir çocuk bol bol protein sentezi olması lazım biliyorsunuz. Hücre bölünmeleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor büyüme sırasında ve bunun içinde protein sentezi reaksiyonları olur bol bol. Ama eğer diyetinde yeterli protein almazsa tabii ki büyümede, gelişmede aksaklık olur. Sonra yine protein eksikliğinde yaraların onarımında yine aksaklık olur. Bağışıklık zayıflar. Neden? Çünkü antikorun yapısına, antitoksinin yapısına katılır demiştik. Eğer yeterli protein almayacak olursak yine bağışıklık zayıflar, hastalıklara yatkınlığımız artar veya hastalandığımız zaman gerçekten iyileşmemiz de çok zorlaşır. Onun dışında yine protein eksikliğinde albümin globulin proteinleri de azaldığı için özellikle açlık çeken ülkelerdeki çocukların hani böyle dış görünüşüne baktığınız zaman işte kollar, bacaklar ince, karınları bu şekilde şişer çocukların. Bu da ciddi anlamda protein eksikliğinin göstergesidir arkadaşlar. Çünkü albümin globulin proteinlerinin azalması açlık ödemine sebep oluyor. Yumuşak dokularında şişliklere sebep oluyor. Bu bir protein eksikliğinin göstergesidir. Onun dışında yine protein eksikliğinde hemoglobinin yapısına katıldığı için kansızlık, anemi dediğimiz durum olur. Hemoglobin yeterli miktarda üretilemezse tabii ki o zaman da dokulara taşınan oksijen azalmış olur. Gerçekten bu anlamda aksaklıklar olur. Kişi halsiz, yorgun, bitkin olur. Bunlar gerçekten önemli problemlerdir. Bunun dışında tabii ki enzim ve hormonların da yapısına katıldığı için protein eksikliğinde enzimatik veya hormonal bazı eksiklikler de ortaya çıkabilir. Onun dışında yine protein eksikliğinde kaslar da zayıflar. Çünkü aktin miyozin ipliklerinin yapısına katılır demiştik. Yani burada şöyle söyleyelim. Biraz önceki protein yapılı maddelerin neler olduğunu bildiğiniz takdirde eksikliğinde çıkan aksaklıkları da aslında otomatik olarak düşünebilmiş, söyleyebilmiş olursunuz. Şimdi proteinlerin yapı taşı olan amino asitlere bakalım arkadaşlar. Şimdi amino asitlerin yapısına baktığımız zaman 20 çeşit amino asit var arkadaşlar. Bir de bazı bakterilerde tespit edilmiş olan 2 tane daha ayrıca amino asit tespit edilmiş. Şimdi bu amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan nedir acaba? Şöyle bir yapısına bir bakalım. Şimdi bakın amino asitin şöyle bir tane karbon atomuna bağlı amino grubu var, karboksil grubu var, şurada bir tane hidrojen ve radikal grup var bakın arkadaşlar. Burada amino asitin çeşidini radikal grup belirler. Bir de bu amino asitler amfoter özellik gösterir. Yani hem asit hem de baz özellik gösterir. Asitler ve bazlarla reaksiyona girdiği zaman tuz oluşturabilirler. Bir de şöyle amino asit çeşitlerine baktığımız zaman burada özellikle karbon atomuna bağlı radikal gruplarının bakın farklı farklı olduğunu buradan görebiliyorsunuz. İşte buradaki farklılık amino asitin çeşidini belirler. Ve şunu da söyleyelim. Bir de bizim vücudumuzda sentezlenemeyen bazı amino asitler var. Bunlara esansiyel veya temel amino asitler diyoruz. Bunlar
8 çeşit arkadaşlar. 8 çeşit amino asiti biz vücudumuzda üretemiyoruz. Mutlaka besinlerle dışarıdan almamız gerekir. Ama 12 tanesi bizim vücudumuzda birbirine çevrilebiliyor. O 12 tanenin eksikliğini hemen fark edilmez yani. Birbirine çevrilebildiği için besinle doğrudan o amino asitler alınmasa bile vücudumuzda birbirine çevrilebildiği için onların eksikliği pek görülmez. Ama 8 çeşit amino asit var ki bu esansiyel amino asitleri mutlaka besinlerimizde hazır olarak almamız lazım ki bu esansiyel amino asitler özellikle işte et, süt, ondan sonra yumurta gibi gıdalarda daha fazladır. Tabii ki biz bunları bitkisel gıdalardan da alabiliriz. Bitkisel proteinlerden de alabiliriz. Örneğin bakliyat bizim için önemli bir protein kaynağıdır. Bu 8 çeşit esansiyel amino asitleri fazla miktarda bulunduracağı için bu tür proteinli gıdaları özellikle mutlaka almamız gerekir. Şimdi şöyle peptit bağı oluşumuna bakalım arkadaşlar. Peptit bağı oluşurken bakın birinci amino asiti görüyorsunuz şurada. İkinci amino asiti görüyorsunuz. Burada karbon atomuna bağlı amino grubunu gördünüz. Ondan sonra hidrojen, radikal grubu hidrojenmiş. Bakın burada glisin amino asitidir bu. Ondan sonra karboksil grubunu gördünüz. Yan yana gelen ribozomlarda sentezlenir tabii bu arada protein. Ribozomda yan yana gelen amino asitler arasında bakın birinin karboksil grubu ile diğerinin amino grubu arasında bakın tam burada peptit bağı oluşur. Ve burada karboksil grubunun OH ile amino grubunun hidrojeni birleşerek su açığa çıkar arkadaşlar. Dehidrasyon sentezi bakın. Dehidrasyon sentezi sonucunda polipeptit oluşur. Ve yine N tane amino asit birleştiğinde N-1 tane su açığa çıkar. Yani 100 tane amino asit dehidrasyon sentezine katıldıysa 99 tane su açığa çıkar. Ve tabii bu polipeptidin polipeptit ne kadar peptit bağı içeriyorsa o kadar da su harcamak lazım amino asitleri ne kadar parçalayabilmek için. Evet, bundan sonra bir de özellikle arkadaşlar protein çeşitliliğini ne belirler? Protein çeşidini o proteinin yapısına katılan amino asitlerin sayısı, çeşidi, dizilişi belirler arkadaşlar. Bu 20 çeşit amino asitin farklı sayıda çeşitte ve dizilişte olması gerçekten çok 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 çeşitli proteinlerin oluşmasını sağlar. Ve bu dizilişi de asıl kim belirler? O canlının DNA'sındaki genler belirler. İşte bu sebepten protein benzerliği canlıların proteinlerinin benzer olması canlıların DNA'larının da benzer olduğunu gösterir. Ve özellikle yakın akraba türlerin genetik benzerlikleri fazla olduğundan tabii proteinleri de daha benzerdir. Yani genetik akrabalığı tespit edebilmek için protein benzerliğine bakılır. Bu önemli bir nokta. Sorularda çok fazla karşınıza gelir. Şimdi de proteinlerin yapısal düzeylerine bakalım arkadaşlar. Proteinlerin yapısal düzeylerinde primer yapı, hepsini de açıklayacağız şimdi. Sekonder yapı, tersiyer yapı ve kuaterner yapıyı görüyoruz. Şöyle yapayım ben. Şimdi burada arkadaşlar primer yapı, birincil yapı şöyle protein sentezlenirken bu ribozomda düz bir amino asit zinciri oluşuyor ilk sentezlendiğinde. Hatta buna polipeptit denir. Bu düz amino asit zincirlerini primer yapı diyoruz. Ve burada arkadaşlar primer yapıyı oluşturan bu amino asitlerin yan zincirleri yani radikal grupları sekonder ve tersiyer yapıları tayin eder. Yani nasıl kıvrılacağını, katlanacağını, hangi özgül yapıyı kazanacağını da radikal gruplar belirler. Sekonder yapıya bakalım şimdi. Sekonder yapıda bu polipeptit zincirinin hidrojen bağlarıyla
hidrojen bağların etkisiyle kıvrılması sonucunda sekonder yapı oluşur arkadaşlar. Tersiyer yapı ise bu hem hidrojen bağlarının etkisiyle hem de bu polipeptidi oluşturan amino asitlerin arasında disülfit köprüleri oluşur. Bu disülfit köprüleri de bunlar kovalent bağlardır. Yine o proteinin özgül yapısının kazanmasında gerçekten çok etkilidir. Kuaterner dediğimiz yapı da iki ya da daha fazla polipeptidin bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin hemoglobin 4 tane polipeptidin birleşmesiyle oluşur arkadaşlar. Ve burada özellikle şunu vurgulamamız gerekir. Bir proteinin veya enzimin görevini gerçekleştirebilmesi için o özgül yapıya sahip olması gerekir arkadaşlar. Eğer o özgül yapısı bozulacak olursa o protein veya enzim görevini gerçekleştiremez. Bunu unutmayalım. Ve şimdi de denatürasyondan bahsedeyim. Şöyle, biraz önce dediğimiz gibi bir enzim veya proteinin görevini gerçekleştirebilmesi için o üç boyutlu özgül yapısını koruması lazım dedim. Bu da işte hidrojen bağlarıyla, disülfit köprüleriyle sağlanır demiştim. İşte burada bu yapının, bu özgül yapının bozulmasına denatürasyon diyoruz arkadaşlar. Ve protein, işlevsel bir protein, bakın denatüre olacak olursa görevini gerçekleştiremiyor. Peki denatürasyona neler sebep olabilir? Yüksek sıcaklık, uygun olmayan pH, basınç veya tuzluluk, bunlar denatürasyona sebep olur ve bu etkiye maruz kaldığı zaman bu protein, işlevsel protein denatüre olursa görevini gerçekleştiremiyor. Renatürasyon ise buradaki işte bazı basit etkiler ortadan kalkarsa ve denatüre olan protein tekrar eski haline gelirse buna da renatürasyon diyoruz ama her zaman geriye dönüşüm mümkün olmayabilir arkadaşlar. Yani çok yüksek bir sıcaklık sonucunda protein denatüre olursa bir daha geriye dönüşü de gerçekten zor olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Burada örneğin insanın ateşli bir hastalık geçirmesi sırasında vücut sıcaklığının yükselmesi enzimlerinin denatüre olmasına sebep olabileceği için zaten havale ve ölüm riski oluyor. Bunları da aklınızdan çıkartmayın. Veya işte denatüre proteine örnek verecek olursak işte çiğ yumurtayı biliyorsunuz, pişmiş yumurtayı biliyorsunuz. Bakın orada sıcaklık etkisiyle işte proteinin denatürasyonunu aslında gözünüzde görmüş oluyorsunuz. Ve denatüre protein görevini yapamaz ve canlı vücudunda bir işlevsel protein veya enzimin denatüre olması demek onun ölümüyle sonuçlanabilir. Evet arkadaşlar, proteinlerle ilgili bilmeniz gereken noktalar bunlardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.